Integral Forex TV'den herkese merhaba, yeni bir video ile karşınızdayız. Bildiğiniz üzere ikinci çeyrek bilançolar açıklanmaya devam ediyor. Bugün Türk Traktörü konuşacağız. Türk Traktör 1 Ağustos akşamında bilançosunu açıkladı ve 2 Ağustos günü de biz analistlere yatırımcı sunumu gerçekleştirdi. Çok güzel bir sunumdu. Öncelikle Ahmet Bey'e çok teşekkür ederim. Türk Traktör yatırımcı ilişkileri yönetmeni bizimle birlikte merhaba nasılsınız? Merhaba iyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Katılımınız için çok teşekkürler tekrardan. Birinci çeyrek bilanço döneminde de beraberdik. Bu çeyrekte de beraberiz. umarım böyle devam eder yayınlarımız. Yo, ben çok zevkle katılıyorum zaten. Siz çağırdığınız sürece ben katılmaya devam ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz analistlere sunum gerçekleştirdiniz ama bu yayınların amacı e, yatırımcılarımızın da yani daha doğrusu hem Türk Traktör yatırımcının hem de e, vatandaşın da aslında bizim kadar bilgilenmesi ve e, sizin gerçekleştirmiş olduğunuz sunumlardan faydalanması. Hani dolayısıyla bugün e, sunumdan da e, paylaşacağımız bazı notlar olacağını düşünüyorum. Ben bilmeyenler için önce birkaç rakam paylaşacağım, birkaç bilgi paylaşacağım. Türk Traktör ikinci çeyrekte net karını yüzde 85 arttırdı. Bir önceki çeyreğe göre, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ikinci çeyrekte 482 milyon TL'lik net karı açıkladı. Cirosu geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 69 arttı. Favök 600, e, Favök 731 e, milyon oldu ve esas faaliyet karı da 686 milyon oldu. Ben hani baktığımda e, net karın artışının en temelinde tabii ki hani Birçok aslında nedeni var ama en temelinde ihracatın katkısının burada... E iyi olduğunu, burada bayağı ciroda katkı sağladığını, %69'luk cirodaki payının yüksek olduğunu ihracatının ve aynı zamanda hani kur gelirlerinin etkili olduğunu gördüm. Hani siz ne dersiniz? Detayları bize biraz daha paylaşır mısınız? Ciroda mesela yurt dışı satışlarda bir daralma görüldü, ihracatta %9'luk ikinci çeyrekte bir artış var. Bunları biraz bize ifade edebilir misiniz? Tabii ki edebilirim. Ben küçük bir sunum paylaşayım arkadaşlarla. Onu da görsünler. Onun üzerinden gidelim isterseniz. Tamam. Evet. öncelikle bizim kar rakamlarımıza gelirsek, burada 6 aylık kar rakamlarımızı görebilirsiniz. Sizin de söylediğiniz gibi 6 aylıklardan konuşacağım. Sonra da çeyrekliklere geçeceğim aşağıda da. Ee, söylediğiniz gibi 6 aylıklarda %59'luk bir artış gördük ciroda. Ee, şeyin biraz altında kalan, e, enflasyonun biraz altında kalan bir artış oldu burada. Bunun bir sebeplerinden biri de traktör satış aletlerinin biraz yavaşlaması oldu. Yaklaşık %15'lik bir daralma gördük toplam traktör satış aletlerinde. Ama e, bununla beraber traktör dışı gelirlerimiz de yukarı doğru gitmeye başladı. Orada %59'un üstünde %64'lük bir artış gördük gelirlerde. Toplam gelirlerin payı da %21'lik gibi bir yere çıktı ve biz buna bir hep önem veriyoruz. Geçen senelerde böyle %20'leri kırmakta biraz zorlanıyordu toplam gelirlerin içindeki payı. %21'lere kadar çıktı. Biz bundan memnunuz. Gerne tarafa gelirsek burada bir tık daha fazla daralma var. %25'lik bir daralma gördük burada. E, burada birazcık e, bizim satış... Pazar bu kadar daralmadı. Pazar daha az daraldı. Maalesef bizim satışlarımız bir tık daha fazla daraldı. Bunları da zaten ileride bu emisyon e, geçişlerinden bahsederken bunun sebeplerinden de birazcık daha detaylı bahsederiz. E, burada birazcık işte tier 3'ten tier 4'e geçişte tier 4'te bazı tedarik zinciriyle ilgili sıkıntılar yaşandı. Biz e, tier 4 üreten yani tamamen yani çok ciddi olarak T4 üretimine geçmiştik ama diğer Türk üreticiler bizim kadar T4 üretimine geçmemişlerdi. Türkiye'de T4'ü tam manasıyla geçen tek traktör üreticisiydik biz o tarafta. Onun için de biz bir bu tedarik zinciri tarafından biraz gol yedik orada. T3'te üretmeye devam eden arkadaşlar da o kadar zorlanmadılar. Onun için bu bize biraz pazar payı kaybettirdi. Onun için pazarın daralmasından bir tık daha fazla bizim yerli satış adetlerimiz daraldı. Ona rağmen bir yüzde 46'lık bir artış gördük. Yerli ciromuzda birazcık işte enflasyon kaynaklı, maliyet kaynaklı fiyat artışlarını da burada tabii ki yansıtıyoruz. Ee, i̇hracat ciromuz euro bazında arttı. İhracatımız yüzde 9 artmasına rağmen ihracat e, ciromuz yüzde 12 arttı. İlk 6 ay için bir rekor kırdık. İlk 3 ay için de zaten rekordu. İlk 6 ay içinde rekor kırdık ve sen sonunda çok büyük ihtimalle geçen sene olan rekorun üstünde bir rakamla bitireceğiz hiçbir sıkıntı olmazsa. Zaten beklentilerimiz de bu yönde. E, ee, bürüt kar ve aşağı doğru inersek brüt karımız tabii ki artıyor. Burada e, ama yani marj olarak gittik aşağı geliyor. Bunlar işte t 4 emisyonu traktörlerin daha fazla gelmesiyle beraber fiyatları bir anda yansıtamıyoruz. Bunu geçen çeyrekte söylemiştim zaten. Yavaş yavaş yansıtıyoruz. Onun için marjlar bir tık aşağıda kaldı. Çok az zaten. Yarım e, 0.2 puan gibi bir azalış gördük. Fabök'te de aynı şekilde e, normalleşen bir satış pazarlama giderlerimiz var burada. E, çok küçük bir azalış var. E, marj olarak ama rakam olaraksa bu da e, çok iyi bir rakam zaten düşündüğün zaman ve e, ortalama marjımız da e, 14.7 ile hala e, bizim mutlu eden seviyelerde durmaya devam ediyor. Net kar biraz daraldı, ikinci çeyrekte özellikle ilk çeyreğe göre marjda düştü o tarafta. Ee, bunlar dediğim gibi traktör satış adetleri bir, tak, bir tık azaldı ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre sayısal olarak onun, onun sebeplerinden biri de zaten aşağıda net kara yansıttı. Bir de finansal giderlerimiz e, şeye göre ilk çeyreğe göre arttı. Geçen seneye göre de arttı zaten onları da geleceğiz. Net finansal pozisyonumuz işte yaklaşık bir sene sonra ciddi bir eksiye geçti. Geçen çeyrekte geçmişti. E, bu çeyrek ciddi bir rakamda aşağı geçti. Ama bunu insanlar şey gibi görüyor. E, sanki çok borçlu şirket gibi görüyor. Ama öyle değil. Geçen çeyrekte de görmüştüm. Kredi çekilmesi uygun olduğu bir ortamda kredi çekmeyi tercih ediyoruz. Hı -hı. Kendi paramızı harcamaktansa. Bunu şirket çok borçlu, şirket çok kötü durumda gibi görme yanlış olur. Zaten EBITDA rakamı yani net defa böyle EBITDA rakamına da geleceğiz zaten orada. Orada, e, orada zaten 0.70'lik bir rakam var. 0.70 hala geçen çeyrekte söylediğim gibi çoğu şirkete göre çok iyi bir sıkıntı yaratmayacak bir rakam. Bir korkulacak bir şey yok bu tarafta. Zaten geçen çeyreğe geçen e, e, seneye göre baktığınız zaman likidite de artıyor. Bu likiditedeki artışın çok büyük bir kısmı da yabancı para artışı. E, geçen çeyrekte bu çeyreği de arkadaşlar karşılaştırırlarsa e, yabancı paradaki artışı görebilirler. E, çeyreklik bazda bakarsak e, burada değişiklikleri daha farklı olarak görebiliriz burada. E, brüt kar marjımız yukarı gitti. Favok gene yukarı gitti o tarafta. Burada aşağı gelen bir tek kar marjlarımız var. Kar marjlarımıza baktığımızda sebeplerinden biri de tabii ki bir önce konuştuğum gibi e, finansal giderler. Finansal giderlerin yukarı gitmesi e, net karı etkiledi o tarafta. Yukarıda e, yukarı gitse bile aşağıda net kar ...aşağı geldi. İşte traktör satışlarının azalması ve... ...finansal giderlerimiz artması net karımız... ...marj olarak bir tık aşağı geldi. Ama, ama hala ilk çeyreğin üstünde bir rakamla tamamladık net kar tarafını. Bu e, diğer çeyreklerde... ...bu çeyrek biraz zor olacak. Çünkü Temmuz ayında e, bayram vardı. E, bir kısım kapalıydı tabii ki sizin de bildiğiniz gibi şirket. Bu <laughs> ayda duruş var. iki hafta kadar şirketimiz kapalı... Ee, ama ondan sonra bir toparlanma, tedarik zinciriyle ilgili de bir toparlanma olacağını düşünüyoruz ve ondan sonra bir toparlanma olur gibi gözüküyor. Tabii ki ee, nasıl denir? Ee, her şeyden de yüzde emin olamıyoruz. E, piyasanın da ne göstereceği, işte uluslararası piyasanın ne göstereceğini görüp bakmak gerekiyor o tarafta. Aşağıda bizim nakit akışımıza bakarsanız e, aynı şekilde e, biraz önce bahsettiğim likidite borç profiline. E, mevcut likiditemiz Kötü durumda değil ama bunun büyük bir kısmını yabancı parada tutuyoruz e, o taraftaki şey. Yani şu an yabancı para şeyimiz TL'mizden daha fazla. E, biz bunu şimdilik bunu tercih ediyoruz bu tarafta olduğumuz şey. E, şey bir değişiklik olacak gibi gözükmüyor şimdilik bu şeyde. E, yukarıda baktığınız zaman net nakit değişimimiz var geçen çeyreğin başına göre çok küçük bir fark var zaten 24 milyon gibi e, akışında yani oraya nasıl geldiğimizi de görebilirsiniz zaten. O tarafta gene sol tarafta işletme sermayemizi görebilirsiniz ve devir günlerimizi görebiliriz. Birazcık artış var e, o tarafta. E, tabii ki bu tedarik zincirinden kaynaklı da satışların yavaşlamasından dolayı da bu e, stok e, harcama günlerinin e, biraz yukarı gittiğini, yani diğerlerine göre alacak ve ticari borçlarına göre bir tık daha hızlı yukarı gittiğini zaten siz de görebilirsiniz. Elimizde çok ciddi bir stok var gibi gözüküyor ama bu stoku da şöyle görmek lazım. Bir kısmı zaten e, euro yani kur bazlı bir artış var burada. Yani bunun hepsinin sanki şirket ürünü satamıyor, stokta tutuyor gibi bir düşünce oluşması yanlış olur. Bunun çok büyük bir kısmının yani bunun yani belki yarısından fazlasının bir kur efekti olduğunu da unutmamak gerekiyor orada. Yani elindeki stoktaki malın da değeri artıyor. Ara, ara mamulün de değeri artıyor. Yani şöyle de görmek gerekebilir bunu. İleride elindeki stok yukarıda söylediğim gibi stokta sıkışan likidi de zamanla nakite dönerek bize kar yazacaktır bu tarafta. Ve dediğim gibi daha düşük kurlarla girmiş stok olduğu için ciddi bir kar rakamı olarak bize geri dönecektir. Yavaş yavaş bu tedarik zinciri toparlanıp ürünler satılmaya başlandığı zaman. Ee, sonra bir önce bahsettiğim gene net finansal pozisyon tarafına girersek net finansal pozisyon tarafı geriye dönüp bakıldığı zaman bozulmuş gibi gözüküyor. Ama mesela 2022'nin çeyreğine bakarsak eksi 476 milyonla 0.94 gibi bir e, net finansal pozisyon bölü FABÖK rakamımız vardı o tarafta. Yani yani çok daha küçük rakamlarla çok daha yüksek bir rakam gibi gözüküyordu. Ama burada mesela e, rakam 1580'e gelmiş gibi gözüküyor. Yani 1 milyar 580 milyona ama EBITDA da yukarı gidiyor e, onunla beraber. Onun için yani rakamımız hala yani bir bile değil. Yani aslında şöyle e, yıllıklandırılmış ve net borcu oranladığımız zaman orada bir rasyo çıkıyor. Mesela geçen çeyrek e, evet yılın e, geçen yıl sonuna göre baktığımız zaman geçen çeyrekte 757 milyonluk bir eksi var ama mesela yıllıklandırılmış ve oranladığımız zaman 0.3 gibi bir rasyo var. Bu borç çevirme herhangi bir sorunu işaret etmiyor. Yani bu rasyonun mesela ne olmasını bekleriz? Biz analistlerde ne olursa eğer bozulmalar olduğunu düşünürüz. Hani buçukların, beşlerin üzerinde bir eğer şey varsa, e, rastlada bir yükseliş varsa ve artan bir eğimdeyse eğer... E ...işte orada net borç pozisyonu şirkete baskı yapacak diye düşünüyoruz. Ama işte e, 2'nin altında, e, 3'ün altındaki rastlalarda net borç pozisyonu çevirme hızında, döndürme hızında... ...herhangi bir sorun olduğunu düşünmeyiz. Yani favori alıp net borca koyduğunuz zaman ne kadarını karşılıyor gösteren bir rasyodur bu. Evet, 1,5 milyar TL'lik bir net borç pozisyonu var ama yine işte Favök çok güçlü olduğu için buna oranladığımız zaman 0.70 gibi biraz süre çıkıyor. Bu da bir sıkıntıya çok fazla işaret etmiyor. Hani biz analistlerin gözüyle baktığımız nokta bu şekilde yatırımcılara da böyle ifade etmiş olalım siz benden daha güzel açıkladınız tabii o tarafta. E biz o kadar yüksek rasyoları istemiyoruz zaten. Bizim Yok. kafamızda rasyo biraz daha iki. İki bandını geçmemesi bizim bizi mutlu eden rakamlar o tarafta. Zaten şimdilik de oralara gidecek gibi bir şey gözükmüyor. Hani iki bandını geçmesi için bizim 3-4 milyar TL gibi bir borçlanma olması gerekiyor. Şimdilik öyle bir şey e, yapacağız gibi gözükmüyor o tarafta yani bir sıkıntı olmaz diye. E, şunlardan bahsederken isterseniz bir de arkadaşlarım merak ettiği bir biçer ve iş makinesi özellikle satış tarafı var. E, onlardan çok soru geliyor. Oraya da bir bakalım. E, ben önce zaten bahsetmiştim. Traktör dışı gelirlerim artıyor. Bu bizi mutlu eden bir taraf. Aynı şekilde iş makinesi ciromuz da artıyor. Yani yüzde altı gibi bir artış gösterse bile yani böyle bir piyasada iş makinesinin artış göstermesi bizim için mutlu eden bir şey. İş makinesi çok hızlı artıyor. Çünkü iş makineleri çok pahalı ürünler zaten ve kur bazlı ürünler. Yani e, çok büyük bir yarısı, yarısı kadarı ithal ediliyor ve euro ile ithal ediliyor. E, yerli üretiminde bir kısmı yani yerli malı belgelerimiz bulunuyor yerli üretiminde ama traktör kadar yüksek yerlilik oranlarına sahip değil iş makineleri o tarafta. Onlarla ilgili de her zaman bir çalışmalarımız oluyor. Bazı arkadaşlar bu rakamların nereye gidebileceğini düşünüyor. Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bizim yerli üretim için bin adetlik bir kapasitemiz var e, iş makinesi tarafında. E, yani daha şimdilik bizim için çok büyük bir alan var orada yukarıya gidebilecek. E, piyasa gösterdikçe e, el verdikçe satış yapacağız bu tarafta. Bu bizim sattığımız ürünler TLB diye geçiyor. traktör Backloader diye geçiyor. Arkasında... E, kepçesi olan ve önünde kepçesi olan traktöre çok benzeyen ürünler bunlar üretim açısından. E, piyasanın da bütün iş makinesleri piyasanın yaklaşık yüzde otuzunu e, kapsıyor. Hı hı. Hı hı. E, oradaki şey e, iş makinesi piyasalarının içinde en çok satan ürünlerden biri bu. E, onun için biz burada memnunuz e, iş makinesi tarafından. E, son olarak da beklentilerimize geçebiliriz. Beklentilerimize geçtik. Evet. Bir... Olmadı rakamsal olarak. Sadece yatırım harcamalarımız yukarı gitti. Böyle 450-600 bandından 600-800 bandına doğru çıktı. Ee, bunun en büyük sebebi de siz de tahmin edersiniz ki kur. Ee, kur yukarı gitmesi de beraber yatırım harcamalarında çok büyük bir kısmı yabancı parayla yapıldığı için e, orada bir yukarı gidiş görebiliyoruz. 600-800... Yani 800 milyon geçeceğimizi asla zannetmiyorum. Böyle 700 milyon bandında, 700 milyona yakın bir yatırım harcaması olur gibi gözüküyor. Diğer tahminlerimizi hala geçerli koruyor. bir sıkıntı olmadan bu tahminlerin arasında kalacağını düşünüyoruz. ya bir problem görmüyoruz ama tabii ki bir tedarik zincirindeki düzelme sonrası işte bu Ağustos sonrası, Ağustos ortasından sonra işte Eylül, Ekim, Kasım yani son çeyreğe doğru işlerin daha iyi gideceğini şimdilik Öngörüyoruz diyelim e, o tarafta. E, tabii ki hiçbir şekilde yüzde yüz kesin konuşmak da olmuyor. Aslında gayet akış güzel oldu. Benim de sormak istediğim birçok soruyu ben sormadan cevaplamış oldunuz. Benim de işim kolaylaşmış oldu. Ben evet. de şunu sormak istiyorum. Yeni yatırımlar konusunda ne düşünüyorsunuz? Bir yeni yatırımınız var bildiğimiz kadarıyla. Bunun ilerleyişi nedir? Bundan biraz bahseder misiniz? Tabii ki yeni bir ihraç Traktörümüz var bu tarafta. E, bu ay itibariyle yavaş yavaş ihracatına başlamayı planlıyoruz. Deneme ürün üretimlerini yaptık. E, onaylarımızı aldık. Avrupa'ya düşünülüyor bu ihracatımız. Ve bir faz 5 üretim yani yeni nesil traktör üretimlerinden biri olacak. Türkiye'de faz 5 üretebilen zaten Türkiye'de faz 4 yani tier 4 üretemelen de düzenli olarak tek firmayız. Faz 5'i de biz üretiyorduk o tarafta. Ve faz 5'in zaten bir süredir Avrupa'ya e, şeyini yapıyorduk. E, ihracatını da bulunuyorduk Avrupa'ya. E, bu yeni model yaklaşık 2000 adettik. şimdilik 2000 adetlik bir ek ihracat katkısı bulunmasını düşünüyoruz. E, geç senenin yani 2023'ün sonunda da, da bunların bazı küçük e, yerli pazara uygun değişikliklerle iç pazara satmayı düşünüyoruz. Yani Aykut Bey de bunu söylüyor. Bizim hedefimiz birazcık böyle 20 bin adetlere doğru orta vadede gitmek şeyde, e, ihracat tarafında. Yani hı. hı. 20 normalleştirmek ileriye dönük olarak. Şimdi bu hedefte çalışmaya devam ediyoruz. İleride başka yeni modeller de gelebilir tabii ki. Ama şimdilik elimizde yeni bir model olarak yeni nesil 3 üretim mediumumuz bulunuyor. Dediğim gibi bu sene çok çılgın bir katkısı görülmeyebilir. Tabii ki tahmin edersiniz ki siz de işte faz 5 üretimi, faz 4 gibi bazı tedarik zincirine bağlı tedarik zinciriyle ilgili problemlerin aşılması sonrası tam olarak üretimine geçebilecek bir ürün. Ama 2023'ten sonra işte dediğim gibi 20 bin hedefimize ulaşmak için her zaman çalışacağız. E arkadaşlar bazen şunu da soruyorlar. 50 bin adetlik üretiminiz var. İşte siz bu 20 binleri konuşuyorsunuz. bunları üretebilir misiniz? Ee, bizim Biz 50 bini birazcık şey gibi görüyoruz. Ee, 50 bin hep orada duruyor ama bu iki vardı ya. Yani, e, yani... tam kapasite gibi düşünmüyorum da iki vardiya çalışması biz üçüncü vardiyayı çalışarak işte çok büyük bir kapeks yatırım yapmadan bu traktör fabrikası çok rahat 60 bin adeti üretebilir. Yani buranın şeyini birazcık 60 bin adet olarak görmek daha mantıklı olur. Ee, biz geçen sene 49 bin adete benzeri, e, yaklaşık 49 bin civarı bir e, üretim yaptık ve biz bunu zorlanmadan yaptık. Yani böyle üçüncü vardiyalar açılarak işte e, zorlanarak yapmadık. Yani biz traktör fabrikasını e, bazı küçük iyileştirmelerle beraber 60 bin adet düzenli olarak 60 bin adet üretecek gibi öngörülebilir o taraftaki şey. Ama resmi rakamımız 50 bin olarak gözüktüğü için 50 bin olarak duruyor oradaki. Ama üretimle ilgili hiçbir sıkıntı olmayacaktır. İleride de işte 20 bin adetleri, belki de 20 bin adet ihracatları geçersek. Hı hı. Ya bir emisyon takviminiz vardı sizin, O çok açıklayıcıydı. Ee, bir e, burada varsa eğer, hani onu paylaşabilirseniz çok güzel olur ama Tier 4'ü devreden çıkartıyoruz, değil mi? Artık yani 5 5'le beraber ilerleyeceğiz önümüzdeki süreçte. Hani bu değişim mesela ne sağlayacak? Ee, biraz bundan yatırımcılara bahsedebilir misiniz? Yeni bir yani bu yatırımcı sunumumuzda olan detayların dışında yeni bir takvim var burada artık. Takvim değişti o tarafta. Burada farklı bir takvim geldi e, o tarafa doğru. Eskiden neydi? Bu senenin sonunda e, tier 4 üretimi bitiyordu. Evet. Ve sürede bize esnek üretim hakkı vermişti. Yani tier 3 üretebilir misin? üretebilirsin demişti. Ama bu esnek üretim hakkını e, biraz genişletti. İleriye dönük olarak. Hı hı. Ne yaptı? 2023'ün ortasına kadar küçük seri üretim izni dediği işte her seri için belli bir sayıda üretim izni verdi orada. Ee, o üretim de 2023'ün ortasına kadar kullanmamızı istedi. Ama bunlar için de şöyle bir şey var. Biz T4 üretimine geçmiştik. Bu niye bizim pazar payımızın düştüğünü açıklayacak bir slide. Evet. Biz T4 üretimine geçmiştik. Ama T4 üretiminde bazı küçük e, tedarik sıkıntıları yaşanıyordu. E, T3 biraz daha e, mekanik bir motor, T4 daha çok bir elektronik bir motor ve bu çip krizinden bir tık daha fazla etkilenebilecek bir motor oradaki şey. Bunlar hepsi emisyondur. Daha az çevre kirletmek üzerine yapılmış fazlalardır. Ee, 2022'nin ortasında dedi ki devletimiz, e, 2023'ün ortasına kadar da bazı seriler için üretim veriyorum dedi. Ama benim için çok kolay olmuyor hemen geri dönmek. Çünkü ben zaten bütün tedarik zincirimi Tier 4 üreteceğime göre kurmuştum. <laughs> e, ve çoğu modelde de artık Tier 4'e geçmiştim. Bütün modellerde olmasa da oradaki şeyde. Ama e, şeye geldiğiniz zaman, bunu geldiğiniz zaman bizim biraz backtrack yapıp geriye işte tedarikçilerimize gidip tekrar Tier 3 ürünleri için tedarik yapmamız gerekti. Bu da bir süre alıyor tabii ki. Ama diğer arkadaşlar işte Tier 4'ü tam olarak geçmedikleri için ve bu süreç onları bizimki kadar etkilemedi. Onun için bizden bir tık pazar payı aldılar. Biz bu pazar payını geri alacağımızı düşünüyoruz ee, bir e, üretime tekrar geldiğimiz zaman. Ama şimdilik e, dediğim gibi bu zaten duruş duruştan sonra da bu tedavi zincirinin biraz toparlanmasıyla beraber yavaş yavaş e, Eylül ile beraber bu pazar payını geri almayı planlıyoruz o taraftaki şeyde. Ama bu dediğim gibi e, burada küçük bir bizim için nasıl denir e, bir küçük bir sıkıntı yarattı bir roadblock hı hı. gibi oldu. yani bir yol şeyi ama bunu yaşayacağımızı düşünüyoruz. E küresel piyasalarda birçok aslında dalgalanma yaşıyoruz ve şirketlerde de hani işte tedarik sıkıntısı yaşadık, ham madde maliyetlerinde artışlar oldu, e işte MT fiyatlarındaki artışlar vesaire. Yani şirketin özelinde ne ise küresel piyasalarda e bazı ağırlıklar yaşadılar. E, ben mesela şunu merak ediyorum, 2023'te şimdi faz 5'e geçilecek ya, evet bir küçük seri üretim izni alındı, orada bir şey olacak, biraz da açıkçası bir karmaşa da olmuş anladığım kadarıyla ama mesela tedarik zincirinin e, küresel piyasalarda bu şekilde devam ettiğini düşündüm. E, ve hani bir miktar zaman alıyor dedik ya işte e, T3'te, şey, faz 3'te e, tedarik sağlanması için vesaire. Yani bu mesela 2023'te faz 5'e başlandığında e, bütün koşullar sabit olduğunu varsaysak bir acaba e, tekrardan e, bir pazar payı bir küçük esneme olabilir mi 3. çeyrekte de? Hazır işte duruşlar var, bayram vardı vesaire. Orada da bir tık şöyle bir hafif bir dalgalanma görme şansınız olabilir mi diye düşündüm. Ya yani çok büyük yani çok şey konuşamıyorum. Çünkü Türkiye'de zaten fazla üretebilen bir ye, yani firma bulunmuyor. Aynı şekilde 4 <laughs> üretimi de çok yok. Yani çoğu ithalatçı Türkiye'deki Tier 4 getirenlerin bizim dışında. Yani yerli üretimde bu zaten bir sıkıntı. Hı -hı. Bunlar yani bu yasalar geçiyor ama işte üretim yapabilecek yani buna uygun büyüklükte buna uygun yatırımları yapabilecek çok fazla firma yok Türk yerli olarak o tarafta Hı -hı. 5'te, faz 5 faz 4'ün arasında çok fark yok Hı -hı. yani faz 4 faz fazla birbirine çok benzer motorlar buradaki büyük geçiş zaten faz 3'ten faz 4'e geçmekti yani t 3ten T4'e T3'de geçmekti o tarafta Hı -hı. burada arkadaşlar işte biraz kafası karışabilir 3A 3, 3B işte farklı farklı emisyonları var küçük beygirler için farklı. Dediğim gibi faz 4'e geçebilen bir firma zaten faz 5'te aynı rahatlıkla üretebilir. Ama biz zaten backtrack yapıp e, küçük seri üretim izni aldığımız için artık e, bu tier 3 tarafında yani bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum tekrar bir dalgalanmanın. Çünkü şöyle bir şey veriyor. Bunlar üretim iznini buraya kadar veriyor ama satmana daha ileriye kadar izin veriyor bu ürünleri. Yani 2023'ün ikinci hmm. çeyreğinden sonra bu ürünü satamazsın demiyor. Ee, hmm. Orada böyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Yani bu ürünü üretirim belki biraz fazla üretirim e, ve 2000 için 3. ve 4. şehrinde satmaya devam edebilirim bu e, Tier 3 traktörleri. Hani böyle kalacağını düşünmüyoruz biz tedarik zincirinin yavaş yavaş toparlanacağını düşünüyoruz o taraftaki. Yani toparlandığı anda da zaten e, bu yasaların e, zamanında geçtiğini varsayarsak haz 5 üretimi yapan da tek firma biz olduğumuz için ee, şimdilik en azından e, bizim bildiğimiz kadarıyla o tarafta e, bir sıkıntı görmüyoruz. Hı -hı. Ama burada her zaman o yasaların e, arada sırada işte tarihler yaklaştıkça e, üretim e, üretimsel sıkıntıları olan firmalar tarafından da bazı istekler arzular karşılığında bazen esnetilebiliyor şimdi gördüğünüz gibi. Bundan önceki 24 yasası da geçiş yaşası da çok uzun yıllar ertelendi. E bu e, Tier 4 geçişi ertelendi. Şey e, işte üretimle ilgili sıkıntılar olduğu için işte Türkiye'de pek fazla Tier 4 üreten firma olmadığı için o tarafta. Yani pek fazladan kastım. Yani biz üretebiliyoruz. Diğerlerinin hepsi ithal etmesi gerekiyor motoru. E, ithalatçılarla ilgili çok büyük bir sıkıntı yok. Onlar zaten Massey Ferguson'da John Deere'de zaten bütün dünyada bütün fazları ürettikleri için Türkiye'ye hangi traktörü yolladıkları açısından onlar için bir değişiklik olmuyor. Fiyat oluyor tabii ki. Faz 4 bir tık daha pahalı olduğu için faz 4'lerin de maliyetini aşağı doğru e, çiftçiye yansıtmak gerekiyor. Aynı şekilde faz 5 geçişi de faz 3'ten faz 4'e geçiş kadar büyük bir geçiş olmasa da bir maliyet. Hı hı. Onu tabii ki aşağıya doğru maalesef yansıtmak gerekiyor marjlarımızı korumak açısından. O tarafta bunları da her zaman düşünmek gerekiyor. yani bizim e, arzumuz, isteğimiz kurallara uyularak ilerlenmesi, e, son sayede bazı değişiklikler olmaması e belki de işte e, en azından biz de daha rahat önümüzü görebiliriz. İşte böyle geriye dönüp bazı parçaları almak zorunda kalmayabiliriz bu tarafta. E, tabii ki bunlar hükümetin hükümetimizin karar vereceği şeyler. E, tabii ki onların inisiyatiflerinde olan şeyler. Bunlarla ilgili bizim bir bir söz hakkımız ya da bir söylemimiz olabiliyor tabii ki. Biz fikrimizi beyan edebiliyoruz ama son kararı onlar veriyor. Peki. yani Türk Traktör katma değeri yüksek ve temettü dağıtan bir şirket. Bu konusun bu konuda da yatırımcılarına e, oldukça iyi bir e, şey sağlıyor. Güçlü bir potansiyel sağlıyor. Mesela e, temettü konusunda söylemek istediğiniz eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ya temettü konusunda bir sıkıntı görmüyoruz. Biz temettü dağıtmayı seven bir şirketiz. Zaten burada evet. görebiliyorsunuz. Yüzde, yüzlerin üzerine temettü verdiğimiz yıllar da oldu. Geçen sene de rekor seviyede bir temettü dağıttık. Zor bir yıl olacağını bile bile dağıttık bunu. Yine yani yatırımcımızı hiçbir zaman mağdur etmedik. O tarafta şimdi gözüken bir ya yani temettü konusundaki heyecanımız devam ediyor. Bunu zaten hep söylüyorum ben. Ee, üst yönetiminde her zaman bu konudaki heyecan devam ediyor ama Bunlara karar verecek olan ortaklarımızdır. CNHI Çay ve Koç Holding'tir. Onların kararı sonrası zaten Mart ayında da bütün yatırımcılarımızla temeddü kararını paylaşmış oluruz. Peki çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, benim eklemek istediğim yine çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim aradığınız için. Ben her zaman aynı şeyi söylüyorum. Arkadaşlar geçen toplantıda söyledim. Bütün şeylerde söyledim. Lütfen bir sorunuz olursa bana sorun. Ee, başka yerlerde cevabını aramayın. Çok teşekkür ederim. Bu konuda gerçekten e, çok açık bir yatırımcı ilişkileri bölümüsünüz. E, dolayısıyla yatırımcılarınız, yatırımcı adaylarınız ya da sizi takip eden, merak eden e, kişiler de size ulaşarak Türk ile ilgili soruları size sorabilirler. Sağ olun katılımınız için. Tekrar 3. Çeyrek'te görüşmek üzere dileyelim. Herkese de iyi günler, hoşçakalın. Görüşmek üzere, kolay gelsin.